İşte Excel'de vakit geçireceksiniz dediğim, yani proje aşamalarında mesela çok iyi sözleşmeler yapmanız lazım. Sözleşmelerde her şeyin detaylarını vermeniz lazım. O konulara çok giremedim ama şeydir, yani mesela ustalar veya şeyler, uygulamacılar senin sözleşmelerine çok ciddiyetle bakmazlar ama sen yine her zaman o şeyini, sözleşmeleri her mimar olarak hep üzerinden geçip düzgün de şey yapmaya çalışın derim. Ben bunu mesela sonradan öğrendim. Yani son 3 projemde bu kadar böyle detaylı şeyler, ne denir, ürün listeleridir, sözleşmelerdir falan filan. Yeni yeni yapmaya başladım mesela. Bir de hani demin de bahsediyordum, bunun tasarıma geri bildirimi nedir? Yani sen uygulamada gördüklerin ne, senin tasarımların nasıl şey yapıyorsun? İleri şeyi götürüyorsun. Yani şey olmaması bence sizin için önemli yani. Şantiyelere girdikten sonra ya Türkiye'de düzgün bir şey yapılmıyor, ben dört duvar yapayım, bir tane cam koyayım, işte oradaki bilmem ne olsun na yöneltmemesi lazım sizin. Hep inşaattaki uygulamaya bakıp hani benim Tatiana hocamın dediği gibi şey yapmak lazım. Burayı nasıl bir adım daha öteye götürelim? Yani 10 adım öteye götürmeyin ama her şantiyede bir adım daha öteye götürün. O bir adım öteden öğrenin ve o hani kendiniz şey yaratmaya başlıyorsunuz. Kendiniz için de bir know-how, yani o ustaya o detay nasıl anlatılır, nasıl doğru yaptırılır konusunda şeyler öğreniyorsunuz. Ne denir? Know-how öğreniyorsunuz. Dolayısıyla hani tasarımınızda çok cesur olmadan ileri adımlar ata ata bir yere gelirsiniz diye umuyorum ve size hani vermek istediğim şey de bu yani. Türkiye'de uygulama çok kötü, bilmem ne çok kötü diye çok yenilikçi tasarımlar yapmama şeyine de girmeyin derim. Mesela özellikle bu Renzo'dan ve high-tech mimarlıktan bahsettik mesela. Ahmet Alataş'ı biliyorsunuz. Ahmet Alataş çok güzel, inanılmaz cam yapılar yapıyor ve çok düzgün yaptırtıyor bunları. Demek ki hani o ama zamanla yani çok ufak projelerde onları yaptırtıp ondan sonra öğrenip, ben kendisiyle konuştum bir iş görüşmesi için. Hep bunu sormuşumdur. Yani siz bu binaları nasıl yaptırtabiliyorsunuz Türkiye'de? Çünkü hani bu konuda çok bir know-how yok. Yok yani ben en küçük projemden başladım. Orada bir şey öğrendim. Orada şunu öğrendim. Burada bunu öğrendim. Onu nasıl yaptırabileceğimi öğrendim. Hani o da önemli bir konu. Öylece her projede bir adım ileriye götürüyorum diyor bu işleri, yapabileceklerimi. Dolayısıyla yani size de aynı şeyim o olur yani. Dışarı çıktığınızda, okuldan çıktığınızda hani ufak bir şok geçirseniz de şeyi çok elden bırakmayın yani. Nitelikli tasarım yapmayı, uygulaması nitelikli olmayacak diye nitelikli tasarım yapmayın derim. Bugün de o olsun. Soru ve cevaplar, biraz uzun konuştum galiba ama Çok teşekkür ederim. Çok gayet güzeldi. Bir saatten şey olmuş, az olmuş biraz, iyi olmuş. Yani şey varsa soru cevapları hızlıca alabilirim. Soru cevaplarınızı isterseniz sessiz buradan dinleyebiliriz. İsterseniz chat'e de bırakabilirsiniz. Ben bu arada bir yorum yapmak istiyorum. Hı, tabii. Bence çok keyifliydi. En keyif aldığım nokta da gerçekten renderla işte gerçekteki fark. Yani aslında hepimiz şey zannediyoruz. Gerçekten yaptığımız gibi ya da İşte düşündüğümüz gibi olacak zannediyoruz ama bu bence gerçekten hepimizin karşılaşıp şok olacağı bir gerçek olacak eğer bu piyasa sürecine girersek. Bence en ilginci oydu ve hatta ben bazen hep şeyi düşünüyorum. Şimdi öğrencilerde o öğrenci heyecanı hep oluyor ya, işte acaba yapım inşa edilse ilk heyecanım, ilk hissim ne olurdu falan. Mesela dedim ki olmadı. İşte o hayal kırıklığını dahi yaşamak istiyorum gerçekten. Ya evet, işte yani mesela benim için çok büyük hayal kırıklığıydı o yani. Gidiyorum ilk yaptığım bina, hani gerçekten geçen gün tekrar Google şeye düşmüş, ne denir, Maps'e düşmüş. Hani baktım baktım üzüldüm yani. Yani gerçekten de özenmiştim yani, çünkü hani yaparken. Yani belli bir tabii düşünce şeyi var, tasarım kararları var. Bu tasarım kararlarını müşteriye de açıklıyorsun bu arada. Yani o da çok önemli bir şey bence. Yani hani binalarınızın doğru düzgün yapılması için müşteriyle çok iyi bir ilişkinizin de olması lazım. O yaptığın, yani mesela ben şunu şöyle yapıyorum çünkü bu. Hani konusunu çok iyi açıklamak lazım onlara. Öbür türlü bir usta geliyor, ikna ediyor adamı. Ya oraya bilmem neye gerek yok falan diye şey oluyor. Hani Evet. o
Ustalarda öyle bir yetenek var. Bence her usta acayip güzel psikoloji biliyor. Ya öyle tabii Artık ki. Ya bu daha insanların ucuz olur, bu daha bilmem ne olur. Hani mimar yaptığı pahalı olur şeyi mantığı olduğu için hani o Evet. kendi işine geleni yaptırıyor zaten. Yani hep yani ne bileyim ya daha çok para kazanacak o işten ya işini çok kolaylaştıracak. Hani benim Evet. hep başıma geliyor işte bir karolaj yapmışım bir yerde. Hani onun bir sebebi var falan böyle müşteriyle konuşmuş tamam bu karolaj olacak. Ustaya geliyorsun işte hani büyük şantiye bu arada yani büyük şantiye. Ya abi bir şey diyeceğim ama bence bu olmaz yani burada. Sen emin misin bunun böyle olacağını? Ya eminim hani bir de bu şey cüreti de çok iyi yani. Hani tasarımın iyi olmayacak ha falan haberin olsun diyor yani. Kendinden de şüphe ettirtiyor sana yani. O açıdan şey yani bilmiyorum benim için çok değişik olmuştu çünkü yani yurt dışında işte Renzo'dayken mesela proje süreçleri açısından da ilginç oluyordu. Çünkü Renzo'dayken gidiyorsun işte Arup'la şey yapıyorsun mesela mekanik proje yapıyorsun. Bundan geliyorsun mekanik projede ben işte şey yani çoğu projemde çelik ve betonu birlikte kullanmayı tercih ediyorum. İşte çatılardan en ufak detayına kadar çizmek falan filan şeylerin takıntılarım var. Betonarme binayı çiziyorum. İşte statikçiye gönderiyorum. Statikçi diyor ki abi biz çelik yapmıyoruz. Siz bu çatıyı şey yapar mısınız? Ne denir? Betonarme yapabilir misiniz falan. Yani hani değişik bir şey olmuştu benim için ne denir? Durum olmuştu yani. Okulda gördüğüm hani belki sizin eğitiminiz daha Türkiye şeylerine yakın oluyordur ama hani ben daha hani böyle daha Sanırım öyle sesiniz mi? Gitti mi? ses ve Yedi mi? görüntü. Bu aynen Aa. görüntünüzü de alamıyoruz. Ne oldu? Şimdi gelmiyor mu? Sesiniz geldi ama görüntü yine yok. Görüntüyü açıp kapatayım. Evet, şimdi geldi. Tamamdır. Teşekkürler. Ha. Telefondan bağlandım da o yüzden oldu galiba. İnterneti oradan kullanıyorum. Şeyde odamdan çok düzgün çekmiyor internet o yüzden. Yani soru varsa şey yapabilirim, alabilirim. Tamam. Sorusu olan var mı? Sorusu olan varsa çete de bırakabilir. Evet, chat'e de yazabilirsiniz. Özge demin sanırım el kaldırdın ama yanlışlıkla mı kaldırdın? Benim bir sorum Gerçek, var gerçek. aslında. Hı. Kimse sormuyorsa ben bir soru sorayım hemen araya iliştireyim. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Ben şeyi sormak istiyordum. Aslında çok basit bir soru. Nasıl bir düz duvar yaptırabiliriz onlara? Nasıl bunu Ya yapıyorsunuz? Yıkış yani aşamasında yamuk bir duvar nasıl görmeliyiz? ya o düz duvar işi gerçekten yani ne kadar isterseniz de yaptırmak bilmiyorum böyle şey hayal dünyasında olan bir şeymiş gibi geliyor. Ama yani daha teknik bir konuya girersek ben hep alçıpan şeyi duvarları tercih ediyorum. Özellikle çift alçıpan. Çünkü kendisi düz bir malzeme olduğu için hani onu şey yapmak ne denir düzlüğünü bozmak çok zor oluyor işte çelikten veya şeyden yapmak. Hani dedim ya size orada gerçekten çok düz bir duvara ihtiyacın oluyorsa ona göre tasarımında ona göre şeyler kararlar alman lazım. İşte ya ben Yutong'dan duvar yaptırayım mantığı şey olmuyor. Yürümüyor. Bir dakika sesim kesildi galiba. Geldi mi sesim? Evet. Yani o hani tasarım aşamasında onlara şey yapın dediğim odur yani. Hani ya ben burada gerçekten çok düz bir duvara ihtiyacım var dediğin zaman tasarım aşamasında ona göre şey yaparsın. Hatta yani bazen gerçekten çok düz bir duvar yapayım dersen hiç alçı işlerine karışmadan işte panelize bir duvar yapabilirsin falan filan yani. Hani o tür şeyleri yani biraz uygulamaya girdikten sonra ya ben alçıyla hiçbir şey yapmayayım ya da işte banyolarda mesela kendi yazlığımın banyosunu yapıyordum. Aklımda tabii bir ara aynada açtım. Acayip bir proje çizdim. Her tarafı cam. Yani boyalı cam bir banyo yaptım. Ondan sonra orada ustalara şey yaptırdık falan işte kara sıvayla şeyleri. Ölçüler az çok tutuyor falan. Cam panelleri de ısmarladım. Geldi.
hiçbiri olmuyor. Bunlar da bir de temperli canlılar. Hani olmuyorsa olmuyor yani. Yapabileceğin hiçbir şey yok yani. O canlılar kırılacak ve çöpe gidecek yani. Ve kırdık ve çöpe gönderdik yani onları. Sonra dedim ya bunası seramik olsun, tamam uğraşamayacağım. Orada da şey öğreniyorsun işte, ya kara sıvada böyle riskler var yani. Hani adam çok tatmin yapamıyor yani. Hani ustanın kötülüğü ya da iyiliği değil, bunların böyle her birinin inherent şeyleri var. Avantajları ve dezavantajları var. Onları şey yapman gerekiyor. Ne denir? İdare etmen gerekiyor yani. Hani bu biraz da işte diyorum ya, başkasının parasıyla yapılan bir iş. O yüzden şeyde dikkatli olmak lazım yani. Hani işi yaparken hani bu tür tecrübesizler, özellikle yani ilk işleri ilk başlayıp benim gibi böyle tek başıma bu işleri yapan birisinde hani arada bir tecrübesizlik şeyleri yaşanıyordu yani, böyle kazaları diyeyim yani açıkçası. Onlardan öğreniyorsun ama yani şey açısından. Dediğim gibi yani o tasarımda hani bazı yerlerde ya burada çok ileri gittim diyorsun yani. Onu hani ama mesela şimdi aynı banyoyu tasarlasam nasıl yapacağımı az çok biliyorum mesela yani. Hani işte duvarlara bordex yaparım, bilmem ne yaparım falan. Hani o banyoyu şu anda yaparım ama o zaman hani ya o detayın nasıl çözüleceğini çok iyi bilmiyordum kendi çapımda. Onu zamanla şey yaparak, tecrübe kazanarak ya da hani bir iş nasıl yapılıyor az çok öğrenerek şey yapabiliyorsun, oturtabiliyorsun gibi geliyor. Tam bir kriz yönetimi. Teşekkür ederim cevabınız için. Her an her türlü krize. Ya her an her türlü şey oluyor falan gibi değil daha çok da yani hani... Yani burada size söylemek istediğim yani ustalar kötüdür, şeyler iyidir falan gibi de yaklaşmayın. Yani bu şeydir yani, İngilizce'de yurt dışında bize göstermişlerdi bu tür şeyleri. Trim denen bir şey var yani, mesela bir dolabı koyduğun yer diyelim, tamam mı? Ya da yaptığın bir şey, gömme dolap mesela, oraya tam oturmayacağını herkes kabul eder yani. Onu sıfıra sıfır yaparsan o dolap oraya girmiyor zaten yani. Hani onu biliyorsun, sıfıra sıfır yapamazsın. Yanlarında boşluklar olacak, üstte boşluk olacak bilmem ne. Hani sen de çok minimalist ve düz bir görünüş olmasını istiyorsun. Onu nasıl yaparsın mesela yani? Hani onun için ek bir şeyler, ek tasarımında ek bir şeyler yaratman lazım. Hani onları bana okulda çok şey yapmadılar mesela yani. Biz okulda her şeyi böyle çok mükemmel oturtuyorduk her şeye yani. Ondan sonra hani bunu ilk şeyde biraz Renzo'da uyandım. Renzo'da çünkü çok detaylı, işte korkuluk detaylarıdır, onlardır, bunlardır. Hani cephe detayları çalışırken cephelerin her zaman toleransları. Yani bu mimarlıkta tolerans diyoruz biz aslında bunlara. Her şeyin bir toleransı var yani yapılan şeylerin. O toleransları da yok etmek için sistemler vardır yani. Hiç cephe sistemlerini gördünüz mü bilmiyorum ama cephelerde hani bir santime kadar falan bir şeyin hareket payın vardır yani. Cam oraya tam sığmazsa bir santim büyük ya da küçük yapabilirsin yani. O aynı şekilde. Chat'te de size iki adet soru bırakılmış. İmar yönetmeliğindeki değişiklikler hakkında ne düşündüğünüz soruyor Ceren. Ya imar yönetmeliğindeki değişiklikleri ben şeyde yani hangi değişiklik diye sorayım ilk önce ama yani genel olarak bu şey kısmında çıkmalardaki değişikliği biraz ben saçma buluyorum açıkçası. Yani genel olarak zaten imar yönetmeliğinin hepsini saçma bulduğum için çok şaşırmamak lazım. Yani hani şey kısıtlaması çok saçma bence yani, mesela İmar yönetmeliğinde olan çıkma kısıtlaması çok saçma. Neden? Eğer yeterince iyi bir işte statik hesaplaması yapılır, şey yapılır ise, hani istersen 5 metre çıkma yap, istersen 20 metre çıkma yap. Sen imar yönetmeliği yani bunu seni kısıtlamaması lazım bu konuda. Mesela saçaklarda da aynı mesele. Yani siz şu anda Sedat Hakkı'dan binası yapamıyorsunuz. Saçakların 60 santim bilmem ne olması gerekiyor. Yani hani dolayısıyla hani Sedat Hakkı'dan gibi uzun saçaklı bilmem ne bir bina yapayım desen yapamıyorsun şu anda. Bu biraz şey bence yani bu kadar kısıtlama olması şey yapmıyor. Mantığını da anlıyorum gerçi. Yani Türkiye'deki yani bu uygulamanın içinde olduğunda şeyin mantığını anlıyorsun. Yani yapılan binaların hepsi çok kötü yapılacak. Felaket olacak. İşte deprem olduğunda hepimiz görüyoruz. Yeni yapılan binalar bile yıkılıyor. Dolayısıyla hani nereden geldiğini anlıyorum. Ancak
hani bunu çözmenin şeyinin yasak olduğunu düşünmüyorum. İşte çıkmayı işte kolonla yapın, bilmem neyle yapın olduğunu düşünmüyorum. Mimarlar konusunda da hani artık bütün yeni mezun olan mimar işte konuttan başka bir şey yapamıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Ya onda da bence yanlış yöntem. Yani hani çoğu benim tanıdığım iyi mimarlar, Han da dahil buna, bu Renzo da buna dahil, büyük projelere kendileri imza atmıyorlar. Yani başka bir sorumlu mimar oluyor, sorumlu mimar imza atıyor. Dolayısıyla hani Renzo Türkiye'de büyük proje yapamaz yani şey açısından, mantık açısından baktığımızda. Ya onun çözümü biraz yurt dışındaki gibi lisanslama sistemi olması lazım bence. Lisansı olan bütün mimarların da bütün yapıları yapabilecek olması da mantıklı bence yani. Ama lisans işi çok önemli bana sorarsanız. Yani 4 senelik bir okuldan mezun olmuş birisinin hemen çıkıp çok büyük projeler yapıyor olması çok mantıklı değil. Mesela Amerika'daki sistemi nasıl biliyor musunuz, nasıl olduğunu biliyor musunuz bilmem ama oradaki sistem benim genel olarak mantığıma oturan bir sistemdi. Mezun olduktan sonra tabii mimari projeye imza atamıyorsunuz. Konutlar dışında, yani buradaki sisteme benzer, konutları atabiliyorsunuz. Ama lisanslı mimar olmak için lisanslı başka bir mimarın yanında, yani lisanslı olan başka bir mimarın yanında 3 seneye yakın çalışıyorsunuz ve projelerin bütün aşamalarında çalışmanız lazım. Yani işte konsept projedir, işte proje geliştirmesi, design development, işte inşaat uygulama projesi, uygulama projesinden sonra inşaat denetimi falan filan, bunların hepsinde toplam 3 yıllık bir programı tamamlamış olmanı istiyor ve o sorumlu mimar bu konularda senin yaptığına dair imzalar atıyor. Ondan sonra 7 tane sınav var. Bu konularından işte uygulama projesi, konsept proje, alan proje, peyzaj projesi falan, bunların hepsinden sınava giriyorsun ve sınavlarda işte belli bir puanın üstünde aldığın zaman lisanslı mimar oluyorsun ve imza atma yetkin oluyor. Yani bence hani ona benzer bir sisteme gitmek çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yine uzun bir cevap verdim galiba, değişiklik ama hani şu kadar metrekare iş yapmış adama lisans verelim demek çok doğru olmuyor. Yani hele piyasada görseniz yani şeyler çok fazla. İşte belediyeye yakın olan adamlar milyonlarca metrekare yapıyor, iş yapıyor. Belediyeye yakın değilsen hani hiçbir işe yaramıyorsun açıkçası yani. Hani bu açıkçası kötü mimarları daha fazla güçlendiren bir şey olmuş yani. Diğer hani sınavlı ve çalışma üzerine bir sistem kurulsa bence o daha hani en azından kualifikasyon ve liyakat üzerine olur yani. Hani Türkiye'de 10 bin metrekare inşaat yapmak çok büyük bir şey değil. Liyakat konusu değil açıkçası maalesef yani. Hani diğer bir soru var galiba değil mi? Mimarlık ve psikoloji bağlantılı ama insanlar bazen çok sıkıntılı olabilir. İnsanlarla uğraşmak sıkıntılı tabii yani hani iletişim çok önemli mimarlıkta yani zaten hani siz projenizin sunumunu yaparken de bir projenizin iletişimini yapıyorsunuz değil mi? Bu iletişim ilginç bir iletişim bence. Şantiyede çok farklı bir hale geliyor. Hani bize ve size derslerde gösterilen işte uygulama projeleri uygulama proje dersiniz var değil mi? O dersinizde gördüklerinizle hani büyük çaplı şantiyelerde onlar yine idare ediyor ama hani onlara ek bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz açıkçası. Yani ben genelde bunları her zaman bir 3 boyutlu görselle, bu render olmasa bile mesela izometrik çizimleri çok sık kullanıyorum. Hatta yani gerçi bu iPad'imde yok ama yani bütün projelerim, bütün özel detayların hepsinin izometrik çizimleri var. İzometrik çizim yaptınız mı bilmiyorum hiç ama aksonometriğin üzerine ölçü verebileceğiniz hali. Yani ben bunu nerede gördüm? Bu da işte mesela uygulamada öğrendiğim bir konuydu. Bakıyorum mesela ustalara bir şey anlatıyorum, tamam mı? Sketch'le kesitini çiziyorum. Adam kesitini anlamıyor. Kesitinin yanına işte uzatıyor onu falan böyle. Ya şimdi bunun yanında ne var diyor yani. Yani onu bir anda benim kesitimi aksonometrik çizime döndürüyor adam. Dedim ki ya bunlara böyle versem zaten bu arada hani
Yani nitelikli işler yapıyorsanız zaten 3 boyutlu da tasarım yapıyorsunuzdur. 3 boyutludan da bunları çıkarmanın çok kolay olduğunu öğrendim. Yani ben genelde Rhino kullanıyorum. Rhino'dan çok kolay bir şekilde bu çizimleri çıkarabiliyorum. Artık şeye bile dönmeye başladım. Yani uygulamaya verdiğim çizimlerde direkt hani şeyin ön görünüşü, bir şeylerin ön görünüşü ya da işte planını veriyorsun, o ondan kaçış yok da. Hani genelde böyle detayların ön görünüşü, yan görünüşü bilmem ne, hani o tür şekilde vermektense direkt aksonometrik çizim ve işte ön görünüşünü veriyorum mesela. O zaman şey oluyor, herkes çok mutlu oluyor çünkü adam oradan anlıyor yani tam ne şey olduğunu. Hayal edebiliyor yani açıkçası. Onda da malzemeleri bilmem neleri şey olarak gösterirsen işte burası çelik olacak, burası bilmem ne olacak diye. Mesela bu iletişimini şey yaptı açıkçası şantiyede yani. Ama insanlarla uğraşma kısmı da biraz sıkıntılı. Çünkü bazı dengeleri çözmen lazım. Yani orada insanların işte daha bugün başımıza gelen işte ustalarla kavga etmelerdir. Bunu ben yıktıracağım dediğinde adam şey oluyor, ne denir, nesini beğenmedin? İşte hepsi kendini över. Ben işte bilmem ne işlerini ben yapıyorum. İşte yok Almanya'dan çağırdılar beni, yok bilmem ne oldu falan, ama hani adamın işinde öyle acayip bir şey yok. Hani ben genelde bu tür şeylerde böyle kafa zallayıp tamam tamam diyorsun. Çünkü adamla tartışmaya girmenin hiçbir anlamı yok. Yani hani o kısmına çok girmedim bu konuşmada. Çok girmeyi de çok doğru bulmuyorum. Çünkü yani o biraz people management, yani insan yönetimi. Onun hani çoğunuz onu yapmayabilirsiniz. Yani büyük şantiyelerde onu yapan başka birisi oluyor. Genelde şantiye şefi oluyor, şey oluyor. Hani onlara girmiyorum ben mesela, ama hani dediğim gibi yine fırsat buluyorlar şeyde tasarım yaparken. İşte ya abi bu seramiği böyle döşemesek, şöyle düz döşesek olmaz mı falan filan diye. Hani öyle konular oluyor tabii yani.